Holografik Bakış'a tekrar hoş geldiniz. Üçüncü sözün satırları arasındayız. Sizi de davet ediyoruz. Gerçi üçüncü sözün artık sonuna doğru yaklaştık. Hafiften hüzün sardı. Üçüncü söz güzeldi. Yani elhamdülillah. Elhamdülillah. Alışmıştık. Şimdi en son bir önceki programda kişinin ihtiyaçları ve sermayesi, musibetleri ve iktidarından bahsettik. Ve bunları getirip en son bağladık. Özetle dedik ki Allah'ı bulmalısın. Başka türlü insaniyetin rahat edemez. Hı hı. Bunu Said Nursi şöyle biraz uzunca bir cümleyle toparladı. İşte bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere, neden aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olduğunu konuştuk bol bol. Bu ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim, ne kadar azim bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür, derk eder, anlar. Burada ibadet, tevekkül, tevhid, teslimi böyle arka arkaya ve farklı şekilde saymasının bir hikmeti vardır illaki. Bir cümleyle istersen ondan bahsedelim, sonra bir sonraki paragrafa geçeriz. Benim şu dikkatimi çekti ondan önce. İbadet neye nimet? Ne için nimet? Ruhu beşere nimet. Ne yakaladın orada? Yani ibadetin ruha bakan bir yönü var demektir bu. Yani düşmedi jetonu. Şöyle söyleyeyim, biz ibadet deyince ne anlıyoruz? Eğilip doğrulmak en kaba tabiriyle. Ne alakası var bunun ruhla? Tabii, bedene egzersiz. Hadi ruhla ne alakası var bunun? Bir önceki programa atıf yapalım yine. Dedik ki yani evet şey olacak, açık, kapalı olacak, biraz açmaya ihtiyacımız olacak. Dedik ki biz kendimizi böyle analiz ettiğimiz zaman, gözlemlediğimiz zaman görüyoruz ki bizim bir sürü ihtiyaçlarımız var. Maddileri çok kastetmiyorum. Maddi manevi. Ve yine yaratılmış kainatı gözlem, bu ihtiyaçlarımızın hiçbirisini biz yaratmadık. Biz sahiplenmedik ve biz karşılayamıyoruz. Hani görünüşte biz karşılıyormuş gibi görünmekle beraber. Kainatta da böyle bir şey var. İhtiyaçlar ve karşılıkları var. Buradan anlıyoruz ki bu mekanizmayı her kim yarattı ve yürütüyorsa ihtiyaçların karşılığını vermek onun şanından, onun usulü, adeti. Biz de artık hiç lafı uzatmayıp, hiç hani lafı dolandırmayıp direkt ona teslim oluyoruz. Ey yaratıcı, her kimsen, neredeysen, beni senin yarattığın ve bu ihtiyaçları bana senin taktığın ve ancak senin karşılayacağın belli, ben sana teslim oldum diyoruz. Bu teslimiyetin neticesi demiştin ya sen, hiçbir şey değişmese bile, görünürdeki hareketlerde bir şey değişmese bile, senin o teslimiyetinde sen huzur bulursun zaten gibi bir yerde bırakmıştık. Bunun üzerine mi çıkacaksın mesela ibadeti? Yani şunu demeye getiriyorum. İbadet, mesela ibadeti tarif ederken, yani namaz kılmak fiili. Mesela. O fiili işlemek midir ibadet? Heh. Doğru. Yani ruhla olan bağlantısı ne bunun? Veya şöyle diyelim. O fiili işleyen... Hiç Müslümanlıkla alakası olmayan bir adam full namaz hareketlerini yapsa ne olur? Bir o. Mesela. Hı. Ne olur? İşte bedene şey olur, sıhhat kazanır belki falan. Peki şöyle söyleyeyim. Ruhu istifade etmez. Aynı şekilde mesela karnın doyma meselesi fiilinde de olduğu gibi. Hı hı hı. Sen de yiyorsun, doyuyorsun. Hatta biri diyelim hadi sünnete uygun bir şekilde yiyorsun. Lezzet alarak doyuyorsun. Hı hı. Aç kalıp yiyorsun. Hatta şey yapmadan kalkıyorsun, tok olmadan kalkıyorsun. Lezzet alıyorsun ve hatta sıhhatli oluyorsun. Mümin de yapıyor, kafir de yapıyor aynı şeyi. İkisi arasında fiil olarak aynı şey olduğu halde birimizin yaptığını ibadet, birimizin yaptığını ibadet yapan, birimiz yaptığını ibadetten çıkaran şey nedir? Niyet. Niyettir. Ya da buradaki tabirle yani teslim olacağız, tevekkül edeceğiz, ibadet edeceğiz derken aslında ne yapacağız? Güzel soru. Ne yapacağız? Nereye ulaşmaya çalışıyorsun? Tam bilemediğim için çok da bende demin
Hani geçen seferki programa atıfta bulundun ya. Hı hı hı. Ona havale edeceğiz. Ona havale etmek demek, gel sen benim işlerimi yap demek mi yani? Heh, güzel. Şimdi çaktım. Yok değil. Tabii ki değil. Öyle olmadığını gene kainattan anlıyoruz. Onu havale edemiyoruz. Öyle istemiyor çünkü. Hı-hı. Yine de karnını doyuracaksan gidip yiyeceksin. Toprağı işleyeceksin, buğday yapacaksın falan. O zaman ne fark ediyor diyeceksin değil mi? Hı, kafirle senin arasındaki fark ne? Heh, hadi bakalım. O da aynı buğday, topraktan buğday yapıyor, yiyor. Sen de aynı topraktan buğday yapıyorsun, yiyorsun. İşte burada bedene bakan değil, ruhu beşere bakan bir yön olması malı gerekir. Onun ruhunu itminana ulaştırıp, pardon senin ruhunu, bir müminin ruhunu itminana ulaştırıp, bir kafirin ruhunu, velev ki şeye bile uysa, o fiili duruma uysa bile, itminana, tatmine, emniyete ulaştırmayan şey nedir sorduğumuz zaman, işte ibadetin asıl veçesi ortaya çıkıyor. Doğru. Çünkü görünüşteki şeyleri aynısını yapabilirler. Mesela Sünnet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam'daki şeylerin hani tıbbi hikmetleri falan da çıkıyor ya sonradan ortada. Tut ki araştırma yaptılar. Bir Avrupalı günün birinde bir Batılı seninle aynı şekilde yemek yiyor. Yerde yiyor, sağ dizini kaldırıp yiyor. İşte falan falan. Misvak kullanıyor. Senin aynı bir Müslümanmışçasına hiç alakası yok halbuki. Adam dinsiz. Sadece bedeni sıhhatini onda bulduğu için, öyle ölçtüğü için seninle aynı şekilde yemek yiyor. Hadi bakalım. Kim Müslüman? Ve Müslümanlığın farkı ne arada? Ya da ibadet nerede burada? Hangisi ibadet? Yani burada hani ibadet derken sünnete uymak bir ibadettir neticede. Fransa'da mı yanlış hatırlamıyorsam bazı hastalara oruç perhizi veriyorlarmış. Adına oruç demiyorlar ama mekanizma aynen böyle işte. Yani çok erkenden yemeği bırakacaksın, şu vakte kadar yemeyeceksin falan falan bir şeyler. Hı hı. O adam, bu adam bayağı oruç tutuyor. Senin dediğin saatte tutup başlıyor, senin dediğin saatte bitiriyor. Hadi bakalım. Buradaki ibadet farkı neresi? Kimin senin yaptığındaki fark ne ki ruhun istifade ediyor? Tam soru böyle herhalde. Evet. İşte o niyet evet derken neyi kastettiğimizi çözmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Doğru. Ya gerçekten böyle birine demin söyledik ya, daha önceden söyledik. Benim ruhumun ihtiyacını karşılama noktasında İktidarım ve ihtiyarım ve kudretim sıfır hükmünde. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Hı hı. Bunu fark ediyorum. Aczimi görüyorum. Tamam. Ve fakrimi görüyorum. İşte o aczimi ve fakrımı görmem ibadetin kapısını aralıyor. Beni öyle bir yaratıcı olması gerektiği konusunda İkaz ediyor diyelim. Olması lazım yoksa ben mahvoldum. Öyle bir yaratıcı var dediğim anda tamam mı? Ne yaparsam yapayım fark etmez. O yaratıcı adına. Değil mi? Evet. Yaparsam niyetimi onun, o verecek bana niyetiyle yaparsam zaten mesele bitiyor gibi. Böyle yani mi düşüneceğiz? Yaptığım şeyi, neticeyi yaptığım şeyin kendisinden değil. Çünkü biliyorum ki ondan çıkmayacak herhangi bir şekilde. Yaratıcıdan beklediğim anda ruhum huzura kavuşur diyorsun. Evet, çünkü yaptığım şey benim ruhumun ihtiyacını karşılamıyor. Bedenimin ihtiyacını karşılıyor. Ve bedenimin ihtiyacını karşılaması benim için yeterli olan bir şey değil. İnsaniyetim açısından yeterli olan bir şey değil. Ruhumun ihtiyacını karşılaması ise neye bağlı? Öyle birini tanımakla alakalı. Hatta ben daha önceki programlarda böyle irite ederekten çok kötü durumdasın, bilmem bir sürü zulümler çekmişsin, bilmem ne yapmışsın falan falan. Benim kötü bir yoldayım, bilmem neyim falan. Benim öncelikle şuna ihtiyacım var. Beni bu halden çıkarabilecek biri var. Her ne olursa olsun. Böyle biri varsa, böyle bir şey varsa, böyle bir ihtimal varsa beni ümide sevk edebilir. Başka türlü benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben efendim enerjimi topladım, bilmem ne yaptım, işte terapistlere falan şeye gittim. Geçmişimi silemiyorum ki. Yıkım büyük. Ha? Yıkım büyük. Yıkım öyle büyük ki yani. Geçmişimi silemediğim gibi geleceğimi de istediğim gibi aydınlatamıyorum. Tabii tabii. Ve sonunda da zaten bitiyor. O zaman ancak beni ne teselli eder? Geçmişimi silebilecek
ve hatta onu hayra tebdil edebilecek birinin varlığını bilmem. İşte o varsa ne yaparsan yap, onun adına yaptığın zaman ibadet olur. Burası çok, burası yani böyle şey gibi geliyor ama çok önemli bir nokta gibi geliyor bana. İncecik ama çok. İncecik çoktu. Yani biz imanla küfür arasındaki ayrım sanki burada. İbadet dediğimiz zaman evet iman, yani iman dediğimiz şey bu. Şöyle bir örnek versem ne dersin? Karnım acıktı, doymak için yemek yemem lazım. Bu bir bakış açısı, bu bir yaklaşım. Evet. Karnım acıktı, ha Allah bende bir ihtiyaç yarattı. Bunun, bu ihtiyacımı onun karşılaması için demek ki benden bir şey yapmamı istiyor. Bana bir uyaran verdiğine göre ittiriyor beni bir şey yapmaya. Onun istediğini yapıp yemek yiyeceğim. Rahmetinden umarım ki beni doyurur. Bu bile değil. Bu bile değil. Eyvah eyvah. Çünkü bu cesedimle alakalı bir mesele yine. Tamam, evet doğru. Ama ruhum, oo, ruhumun ihtiyacını görmek gerekiyor. Ben acizim. O yemeğe... Evet, şimdi dediğinden anladığımı söylüyorum. Ben birinci seviyesi aynı. Acıktım. Ha, demek ki Allah beni acıktırdı. Demek ki yemek yememi istiyor. Bildiğim mekanizma öyle çünkü. Yemek yediğim zaman da rahmetinden umarım ki beni doyuracaktır. Yedim, doydum. Ben gene acıkacağım. Aslında benim acıkma ihtiyacım durduramayacağım bir şekilde bana gömülmüş. Yani sen acizsin diyor bu olay bana. Acizim yani. Acizsin ben ne yapacağım? Diyor. Ben ne yapacağım? O zaman ben ona öyle biri olmalı ki veya işte öyle anlıyoruz. Ben bu acizlikten kurtulmak istiyorum. Yani bu böyle böyle olacak bir şey değil. O zaman ona olduğu gibi teslim olacağım. Diyeceğim ki sen varsın ki Allah'tan varsın ki Allah'ım. Ben bütün acizliğimle sana sığınıyorum. Beni bütün acizliklerimden koru. Uzun vadeli yani sonsuza uzanan bir şey. İşte yani aslında maruz olduğum her bir musibet bana aczimi ve fakrımı bildiriyor. Hatırlatıyor. Hatırlatıyor. Doğru. Yani ruhuma şunu fısıldıyor. Senin beka arzun hala var. Hala var. Ve beka arzunun çözümü sende değil. Sen bunu çözemezsin. Ebediyeti sen gerçekleştiremezsin. Ya bu şey gibi ya. Yani dolayısıyla aslında biraz zihnimizi böyle o maddi ihtiyacın giderilmesi konumundan ruhun ihtiyacına yönlendirmek evet, lazım. Evet, 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 evet. Onu görürsek ve onunla iştigal edersek o zaman irtibatımız sürekli ne olacaktır? Yaratıcıyla olacaktır. Şöyle düşün. Bir deniz içindeyiz, tamam mı? Küçücük bir bottayız, takadayız yani böyle. Ufacık bir şeydeyiz. Evet. Ve şey, yan tarafımızda koca bir deniz var. Şey, gemi var veya bir liman var. Yani bir sahili selamet var. Biz orada böyle kötü bir yerde olduğumuzun, kaygan, güvensiz bir yerde olduğumuzun farkında da değiliz. Böyle orada bekleşiyoruz. Birisi bize o güvenli ortamı almak için arada bir botumuzu, gemimizi, takamızı sallıyor, tamam mı? Bir ihtiyaç, bir güvensizlik hissediyoruz o anda. Hemen o anda bir hareket yapıp onu tekrar toparlayınca rahat ediyoruz. Orada kalmaya devam ediyoruz. Halbuki deniliyor ki o bize bir mesaj ki bak bulunduğun yer, hani senin var olduğunu zannettiğin. Zemin kaygan. Zemin kaygan, güvenli değil. Sen oradan ümidini kes, oradan hani oraya dayanmayı bırak, gel büyük limana çık. Esas burası, seni buraya çıkarmaya çalışıyorum bak diyor falan. Böyle bir şey sanki. Evet öyle. Yani musibet onun için gelmiş. Heh. O musibet onun için gelmiş, onu hatırlatmak için gelmiş. Yoksa habire acıkmamızın sen, sebebi... Oh, seni, sana aczini hatırlatıyor. Sana fakrını... niye benim bana aczimi sürekli hatırlatıyorsun? Sen fakirsin, sen acizsin, sen zayıfsın. Niye yüzüme vuruyorsun? Niye yüzüme vuruyorsun değil. Evet. Bunun ruhun hissediyor ve bunun tesellisi var. Onun için bunlar geliyor. Ve sen bunu çözmezsen ebediyen helak olacaksın. Evet. Olayı bu kontekste indirdiğimiz zaman, buraya indirdiğimiz zaman mesele çözülüyor. Ne yaparsan yap fark etmiyor. Karnımı doyacak. Benim öyle bir amacım olmaz artık. Karın doyurmak gibi bir amacım olmaz. O onun meselesi. O zaten bir vesileydi. Heh. Acım, ben acizim. Yani evet eyvallah. Ben aynen. Acizim ya, ben acizim, ben fakirim. Bu zeminden hayır yok. Bu zemin. Yani o kadar. Karnın doymuş doymamış ne? Acizini giderecek mi? Hayır. Acını hatırlatacak sadece. İşte o zaman karnım aslında işte o hastalar içerisinde Bediüzzaman ısrarla ya hasta mı oldun, vah vah doktora gittin mi falan bir şey demiyor. Tabii. Maşallah diyor, iyi olmuş diyor.
Açık ya. Tabii diyor ki sana üzülüp acımıyorum ki şefkat edeyim diyor adama. Evet evet. Bereketli bir zemin ortam gelmiş. Allah'ı hatırlatan bir ortam gelmiş. Allah rahmet etmiş. Yani bu şuna benziyor. Evet. O şeyde sallantılı botun içinde birisi diyor ki limanda birisine. Abi diyor sallanıyor. E güzel ya çıksana işte diyor o da. Ama vallahi sallanıyor. E tamam işte zaten sallanacak ki sen uyan ki çık. Ama vallahi sallanıyor. Aynen böyle. Evet. Semptomları yok etmeyeceğiz yani. Evet. Semptomların nereye işaret ettiğini. Şimdi hani modern tıpta semptom yok etme var ya. Başın ağrıyor sen bir yerden problemlisin yani. Tamam. Hemen ilacı al başını dindir. İyiydi yani çözülmedi. Esas dert duruyor. Dert duruyor orada yani. O derdi başın ağrısı nedir? İçinde bir dert var o derdi göstermek için var. Modern dünyanın baş ağrısına, modern dünya ölüme baş ağrısına davrandığı gibi davranıyor. Aynen. Semptomlarını yok ediyor. Evet. Ama ruhun... Hakkımı helal etmiyorum. Davacıyım. Ruhun ihtiyacını görmek gerekiyor gerçekten yani. Evet yani şunu belki kendimize itiraf etmemiz lazım. Ey modern insanlar. Ben de kendimi modern sınıfına katayım. Öyleyiz yani Allah affetsin. Kulağımıza taktığımız bir Walkman'le, işte akşama kadar vakit öldürdüğümüz sosyal medyayla, kendimizi eğlendirdiğimiz film, dizi, eğlencelerle veya yüksek sanat marifetleriyle falan ölümün semptomlarını yok etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Acı gerçeği böyle bir kere de yutmak lazım. Ancak o bütün yaptıklarımızın hepsi ölüm gerçeğini öldürdükten, onunla barıştıktan sonra bir anlam ifade edebilir. Evet, edebilir. Onu o zaman yorumu kendiniz yaparsınız zaten. Evet, gerek de kalmaz. Yeter mi? Şeyi bitirelim madem, paragrafı evet. Bitirelim. Hı-hı. İbadetten çokça konuştuk. Ha. Tevekkül dedik. Ha, demek ibadet anladık biraz. Evet. Tevekkül de yani ben beceremiyorum demek evet. Zaten ne yapar? Acizliği kabul etmek zaten. Savunmanı yapamıyorsun kardeşim. Ne yapacaksın? Avukata diyorsun ki benim yerime savun diyorsun. Zemin kaygan. Takada duracak yer yok. Diyorsun ki ben artık buradan vazgeçtim, bunu gözden çıkardım, limana çıkıyorum. Bunun üzerine kendimi buna emanet ediyorum diyorsun direkt. Yine tevekkül demek her şeyi bırakmak demek değil. Vekil olarak seni kabul ediyorum demektir orada önemli olan. Vekil de der ki sana şunları yapacaksın. Doğru. Sen de onları ne yaparsın? Aynen. Vekaletin verdiği değil mi yetkiye binaen. Ona vekalet verdin ya. Evet, evet. O da sana uyuyorum ben diyorsun. Ben kendi başıma hareket etmiyorum. Belki ben de aynı şeyi yapacaktım sensiz ama sen bilmeden. Evet. Ama bilmeden yapsam da bir neticeye ulaşamayacağım. Huzur da vermeyecek. Huzur da vermeyecek ama sana uymak suretiyle senin beni nereye götüreceğini biliyorum. O konuda aynen. Eminim. Aynen. Aynen. Demek, aynen. Tevekkül, tevhid. Orada yine çok vurgu yaptık tevhid. Yani tek bir zat olması gerekiyor ki yani bütün bunları tabii. İdare eden. Nihayetsiz şeylere muhtaç, nihayetsiz musibetlere maruz, her biriyle tek tek pazarlık edemezsin. Bir de çok ilginç mesela, La ilahe illallah vahdehu dedikten sonra çok ilginç bir şey söylüyor. Şerikele. La şerikele diyor. Yani Allah hadsiz esbab yaratmış. Hadsiz esbaba mecbur bırakmış bir nevi. Ama şeriki yok. Ama onlar esbablar şerik değiller. Evet, bu da çok önemli. Doğru. Esbablar şerik değiller. Yani ben ona bir şey vermek zorunda değil. O her halinde, her anında, her vaziyetinde, her durumda istediğin anda yanında olur. Ben şu suya şey yapmak zorunda değilim. Evet. Yani bu ne demektir aslında? Ne halde olursan olsun problem değil. Doğru. Bu hazmetmesi biraz zor ama doğru. Problem değil yani her halde o vardır yani. O vardır ve o mutlak haliyle vardır. Evet, mutlak haliyle ve her şeye çözüm verecek şekilde vardır ve o yaşadığın hal kötü bir şey değildir. O halden çıkmak zorunda değilsin. Evet. O halde tamam o hal o haliyle güzeldir. Evet, güzel yaratılmıştır. Orada dahi Rabbine gidecek bir yol vardır. Mesela günahsa istiğfar edersin kardeşim. Örnek. Yani güzel. Allah'ın gücü yetmediğinden seni böyle yaratmış. Allah'ın seni unuttuğundan düşürmüş, hasta etmiş falan değildir. Evet. Hepsini bilerek bizzat kasıtlı öyle yapmıştır. Demek ki kesin bir hayrı vardır. Dolayısıyla tevhid demek şu manaya geliyor bu yönüyle. Başıma gelen her olay onun izniyle geliyor. Evet. Bunların hepsi ondan. Ondan. Yani dolayısıyla biraz da başkaları falan müdahale etmiş. Dolayısıyla ben ne yapacağım, onlara nasıl davranacağım? Endişesi taşımana gerek yok. Allah'ım ben
kalben sana bağlıyım, her şeyimle sana teslim oluyorum ama şu konuda bir problem var arkadaşlar, onu bir... Değil. Evet. Çünkü o konuda olan şey ancak vekalet neticesiyle olabilir. Evet. Mesela şöyle, Allah'ım sana her kalbimden olduğu gibi kendimi sana teslim ettim ama açım, müsaade edersen yemek arası veriyorum, karnım değil. Şöyle, açlıkla bana yemeği emrettin ya Allah'ım, onunla da sana teslim oluyorum ve dediğini yapıyorum. Vekalet verdim sana, ne diyorsun? Ye diyorsun. Peki. Çünkü öyle emir öyle geldi. Yiyorum ve devam ediyorum. Evet. Teslim. Teslim. Bunların üzerine tam böyle mühür gibi oldu teslim, evet, zaten. Bunları teslim. Getirince zaten tamam, teslimi. Her şeyiyle teslimi. Evet. Yani kadar? Şöyle olayla cedelleşmiyorsun. Teslimde öyle bir cedelleşmiyorsun. Ha bir dakika. Niye bunu bana başıma verdin ya? İyi tamam, sen iyi veriyorsun da ama ben bunu istemiyorum değil. Allah'ım seni kabul ediyorum ama verdiğin musibetlere oturup pazarlık etmemiz lazım. Değil. Her ne geliyor? Bu musibette karşı bir şey yapmayacaksın anlamına gelmez. Evet. Teslim oluyorsun ya. Bu bir kere Allah'tan geldi. Ondan, ona teslim ol bir kere. Rabb, bu kötü bir şey değil. Bu şey. Şimdi gel, o sana ne emrediyor onu yap demektir. Evet. Onu ne diyorsa onu yapacaksın. Emredildiğini yapacaksın. Şöyle bir mizansen vereyim. Yani eksik bir örnek olacaktır ama affınıza sığınarak söylüyorum. Hiç kaçamayacağınız böyle ayan beyan gelen bir durum düşünün. Yani işte bir seyahattesiniz, bir böyle hani eskiden yürüyerek ilden ile giderlermiş ya. Öyle bir dağ geçidinden geliyorsunuz, bir yerde bir şey oldu, bir kaldınız, dağdan bir taş düşüyor, yardan bir taş düştü, geliyor. Öyle düşünün ki hiçbir kaçacağınız bir mekanizmanız, yeriniz, bolluğunuz yok. O taş %100 sizi ezecek. Ne dersiniz? Teslimiyet neyi gerektirir? Demek ki böyle istiyor, tamam. Ölüm de senden. İşte tamam, bu kadar. Olabilir. Kurtar beni! Tamam kurtar beni dersin ayrı mesele ama o olay artık %100 belli yani. Allah'ın kaderi de belli olur. Tamam Allah'ım ölüm de senden. Diyebilmek lazım yani. Evet aynen öyle. Ölüm de senden. Zor. Sana geliyorum. Yani bitti. Bunu diyebilmek. Orada o tehlike anında onu diyebilecek bir iman teslimi doğurur yani. Aynen öyle. Hep verdiğimiz doktor örneği. Yani hemen teslim oldum. Sana teslim oldum. Kurtar beni. Teslim olduysan... Kurtarır zaten. Yani o ölümü de yok edecek olan senin için olur. Kurtarmaktan kasıt o taştan ölüm, kurtarması yani, anlamında evet, değil. Evet o manada söylüyorum. Ölümü vermesi belki kurtulmadır senin. Yani bilmiyorsun ki. Tabii. Dolayısıyla o halin kötü, emin olman gerekiyor. O halin kötü bir şey yok. Beni o taştan kurtar dememiz o halin kötü olduğunu etiketlememizden dolayı. Halbuki mutlak hayır olan bir zattan şart çıkmaz. Dolayısıyla o halde kurtulacak bir hal olup olmadığı ayrı bir şey. Teslim olduysan de ki Allah'ım bu hal içinde dahi sana teslimim her neyse bana böyle acıtıcı gibi görünmekle beraber bilmiyorum. Hı hı. Teslimim ya ne varsa ne istersen. İşte o Muaz bin Cebel'in Hazreti Ömer'le olan meselesi de veba geliyor. Hı hı. Muaz bin Cebel diyor ki tamam tak teslim oluyorum ben. Ha o da diyor ki Hazreti Ömer diyor çık oradan diyor. Hı. Yani ikisi de haklı aslında orada. Muaz bin Cebel ben Allah'ın bana isabet ettirdiği şehadet şerbetini içeceğim. Niye kaçayım diyor. Evet, evet, evet. Rahat. Hazreti Ömer diyor Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaç diyor. Yani ikisi de doğru aslında. Yanlış değil. Bunu ikisini de yanlış diyen bir şey yok. Yani Muaz bin Cebel intihar etti diyen yok. Tamam. Evet. Evet. Bu işte bunların yani ibadet, tevekkül, tevhid ve teslimin ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün kör olmayan görür, derk eder. Efendim bir sonraki holografik bakışta, 3. sözün son paragraflarında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, Allah'ın teslimiyetinde kalın.